Bu arada tertibi deşifre eden isim Poyrazköy davasında tanık olacak. Eski AKP milletvekili İhsan Arslan'ın ekiminde yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tertiplerin nasıl hazırlandığını açıklayan Orhan Aykut, Poyrazköy davasında tanık olarak dinlenecek. 2005'ten sonra başladılar gömmeye. Örneğin Zirva silahları bizzat Ankara İstihbaratı görmüş. İhsan Arslan'ın şeyinde olsun. O kirikomrikolar yapılan belgeler hepsi İhsan Aslan'ın ofisinde üretilmiş sahte. Bu ifadelerin sahibi Orhan Aykut Poyrazköy davasında tanık olarak dinlenecek. Eski AKP milletvekili İhsan Aslan'ın ekibinde yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik tertiplerin nasıl hazırlandığını tek tek anlatan Orhan Aykut bildiklerini Poyrazköy davasında anlatacak. Hangi bunlar al Davanın bugünkü duruşmasında Mahkeme Başkanı Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu sıranın savunma tanıklarının dinlenmesine geldiğini söyledi. Bunun üzerine söz alan emekli Tuğamiral Fatih Yılgar sahte delilleri nasıl ürettiklerini itiraf eden Orhan Aykut'un dinlenilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı bu talep üzerine "Getirin dinleyelim." dedi. Poyrasköy'de var mesela örneğin Bedrettin Dalan'ı diskalifiye etmek için okullarını kapatmak için onun toprağında da gömdüler. Ben biliyorum bunu. Arsasına gömdüler ki onu diskalifiye etmek için yani. O okulları kapatmak için. Ama kendileri gömmüş işte. İhsan Arslan'ın yanındaki en az bin kişi çalışan kişiler. Savunma avukatları Orhan Aykut'a ulaşarak... ...yarınki duruşmada hazır olmasını sağlamak için çalışmaya başladı. Aykut, balyoz CD'lerini Ankara Dikmen'de İhsan Arslan'ın ofisinde hazırladıklarını... ...ve Poyrazköy'de bulunan mühimmatları Arslan'a bağlı ekibin gömdüğünü açıklamıştı. Bir valizin içindeydi. Valiz. Büyük bir valiz. Çünkü biz Ankara'ya giderken beraber gittik. Aynı arabada gittik. İhsan Aslan yolda sık sık Ramazan Akira'yı arıyordu. Bunlar bize çok lazım falan gibisine. Biz Dikmen'e gittiğimiz zaman Ramazan Akira'yı geldi. Onlar belgeleri aldılar, beşinci kata getirdiler. Zaten beşinci kata yaklaşık 50-60 kişi çalışıyordu. Ne yapıyorlar? Yani, Sahta bir şeyler yapıyor. Bunun üzerinde çalışmayan. Sanki iddianama orada hazırlandı zaten.